Kültür ve toplum. Kültür nedir? Hakkında yüzlerce tanımlama yapılmış bu karmaşık kavramı açıklamak zor olsa da genel olarak kültür tarih içerisinde yaratılan bir anlam ve önem sistemi. Bir grup insanın bireysel ve toplu yaşamlarını anlamada ve düzenlemede kullandıkları bir inançlar ve adetler sistemidir. Maddi ve manevi ögelerin tümüdür. İngiliz kültür kuramcısı Raymond Williams kültür terimine dair 164 farklı tanım olduğunu belirtmiş ve İngiliz dilinin en karmaşık 2-3 kelimesinden biri olduğunu ifade etmiştir. Kültür yaşamlarımıza tutarlılık verir, yaşadığımız dünyaya anlam vermemizi mümkün kılacak kaynakları sağlar. Kültürün değerleri ve idealleri ahlaki pusula şeklinde yaşamda bize rehberlik eder. Kültür dille alakalıdır. Dil kültürün taşıyıcısıdır. Ayrıca kültür genetik değil, öğrenilen bir faktördür. Her kültür kendine özgüdür. Kültürlerin birbirinden üstünlüğü yoktur. Kültür kavramının tarihsel gelişimi. 18. yüzyıla kadar çoğunlukla tarımsal etkinliklerle yani yetiştirme, ıslah etme gibi veya dinle ilişkili olarak düşünülen kültür, 18. asırdan sonraki toplumsal değişimlerle birlikte toplumsal değer ve davranış biçimlerinin tanımlandığı alan olarak ortaya çıkar. <laughs> Aydınlama düşüncesinin insanı rasyonel olarak biçimlendirme çabası, kültürü de insan zihninin geliştirilmesi anlamında kullanarak estetik bir taraf da kazanmasına yol açmıştır. Estetik tanımı da yüksek bir kültür olarak kültürü oluşturmuştur. Estetik, felsefe içinde sanat ve güzellikle ilgilenen bir alt disiplindir. Ve sanat felsefesiyle yakından alakalıdır. Genel olarak estetik terimi sanat ve güzelliği belirleyen genel ve evrensel ilkelerin belirlenmesiyle ilgilidir. Kültürü anlamak. Kültür teriminin çok sayıda tanımı olsa da bu tanımlar genel olarak 3 grupta toplanabilir. Kültürün estetik tanımları ya da yüksek kültür olarak kültür, kültürün antropolojik tanımları ya da bütün bir yaşam tarzı olarak kültür ve paylaşılan anlam sistemleri olarak kültür. Kültürün estetik tanımları ya da yüksek kültür olarak kültür. Aydınlanma düşüncesinin getirmiş olduğu insan zihninin etkin olarak geliştirilmesi vurgusunun estetik mükemmellik ile özdeşleştirilerek Kültürün entelektüel, sanatsal açıdan en iyisi, en güzelini yaratmak anlamındaki estetiksel bir bakışı temsil eder. Kültürün toplumsal açıdan bu yüksek tanımlanması, popüler ve halk kültürü gibi diğer alanları aşağı kültür şeklinde etkilenmeyi de beraberinde getiren seçkinci bir bakış da yaratmıştır. Bu yüzden de eleştirilmiştir. Kültürün antropolojik tanımları ya da bütün bir yaşam tarzı olarak kültür seçkinci ve dar kültür yorumuna karşılık tür kültürü bir toplumun ya da grubun bütün bir yaşam tarzı olarak gören ve grup üyelerinin inandıkları değerler ile izledikleri normları ve yarattıkları maddi şeyleri olarak bir bakış açısına sahiptir. Çoğulcu kültür anlayışı vardır. Değer bir toplumun ya da toplumsal grubun varlığını devam ettirebilmek için üyelerinin çoğunluğu tarafından doğru ve gerekli olduğu düşünülen düşünceye ve ilkelerdir değerler normları içermekle beraber normlardan daha genel ve soyut olarak toplum içindeki davranışlarımızı belirlemede bize neyin doğru, neyin yanlış, neyin istenen, neyin istenmeyen olduğunu söyleyen ölçütlerdir. Örneğin misafirperverlik toplumumuzun önemli bir değeridir. Ancak sınıfsal, etnik ve kültürel olarak farklılaşmış günümüz toplumlarında tüm değerlere ilişkin mutlak bir uzlaşma yoktur. Norm bir toplumun bütünlüğü ve devamlılığı için gerekli olduğu düşünülen ve bireylerin davranışlarını düzenleyen resmi yazılı ya da resmi yazılı olmayan kurallardır. Normlar toplum içindeki alışılmış davranışları kapsadığı gibi bizden beklenen ideal davranış kalıplarına da işaret eder. Bu nedenle normlara uymayanlar olumsuz yaptırımlarla karşı karşıya kalır. F çeşitli şekillerde cezalandırılır. Bu cezalar sert bir bakıştan ömür boyu hapse kadar geniş bir yelpazededir. Bir cenaze merasiminde gülmek ya da bir çocuğa tecavüz etmek fiillerinde karşı karşıya kalınacağı gibi. <laughs> Paylaşılan anlam sistemleri olarak kültür. <laughs> kültür sadece sanatı değil, aksine tüm sembolik olguları içerir, düşüncesine dayanır. Clifford Greets Gündelik yaşamla bütünlemiş dil, din, sanat ya da moda gibi anlamlar ağıyla örgütlenmiş olarak görür. Ekonomik, politik ve kültürel olarak analitik şekilde üç alan içinde görür. Kültür çeşitleri, alt kültür. Toplumdaki ortak kültürü önemli ölçüde paylaşmasına rağmen gündelik yaşam içinde farklı inanç, pratik ve tarzları takip eden toplumsal grupların kültürüdür. Alt kültür grupları farklı yaşam tarzları geliştirdiğinden hakim grubun kültürüyle ilişkili olsa da ondan önemli ölçüde farklılaşır. Çingene veya eşcinsellik kültürü. Karşı kültür, karşı kültür. Egemen kültürel değerlere önemli ölçüde karşı gelen ve bunu açıkça gösteren toplumsal grupların yaşam biçimlerine işaret etmek üzere kullanılır. 1968'de hippiler gibi Kitle kültürü kitleler için kitlesel bir şekilde ve kültür endüstrisi yani Frankfurt Okulu tarafından ticari kaygılarla üretilen ama kitlesel düzeyde tüketilen kültür için kullanılan bir terimdir. Halk kültüründen farklıdır. Çünkü aşağıdan yukarı değil, yukarıdan aşağıya yöneliktir. Medya önemli bir araçtır. Medyanın yeni bir yüzü, pop yıldızı olarak her gün yeniden sunması ve yıldız yaratması. Folk kültür ya da halk kültürü, folk kültür veya halk kültürü kültürel olarak türdeş bir topluluk içinde genellikle anonim olarak üretilen ve nesilden nesile sözlü olarak aktarılan kültür anlamında kullanılmaktadır. Geleneksel halk dansı, yüksek kültür. Yüksek kültür, insan yaratıcılığının estetik mükemmellik ile özdeş olan en üst düzey örneklerine işaret eder. Opera, bale gibi. Popüler kültür. Popüler kültür kısaca toplumda büyük çoğunluklar tarafından beğenilen, tercih edilen kültürdür. Günümüzde popüler kültür büyük ölçüde kültür, medya endüstrisi tarafından üretilmektedir. Ancak kitle kültüründen farklıdır ancak ondan öğeler taşıyabilir. Halk kültürü ile kitle kültürü arasındadır. Popüler kültür iktidarı eleştirmesi bakımından ayrılır ama iktidara alternatiflik içermeyebilir. Ancak kitle kültürü piyasa egemenliğinin bir kültürüdür. Örneğin Orhan Gencebay 1970'li yıllarda popüler kültürün temsilcisiydi. Tarkan ise kitle kültürünün bir ürünüdür. Kitle kültürü kitle toplumu paradigmasıyla da yakından alakalıdır. Paradigma, bir bilimsel disipline, bilim topluluğuna, belirli bir süre için model oluşturan ve topluluğun üyeleri tarafından yaygın olarak kabul edilen kuramsal çerçeveye verilen addır. Klasik sosyolojik kuramda kültür. Kültür, işlevselci yaklaşım. Genel olarak işlevselci sosyoloji, özel olarak Durkheim, kültürün toplumsal yapının örgütlenmesinden veya ihtiyaçlardan yola çıktığını öne sürer. Ayrıca kültürün toplumsal birlik ve bütünleşmedeki işlevi üzerinde yoğunlaşır ve kültürün toplumsal istikrarın oluşmasındaki rolünü önemli görür. Mekanik din ve değerler kolektif bilinci belirler ve organik bireyselleşmenin kolektif bilinci dayanışma türlerinin kendine göre kültürü vardır. Durkheim gibi ve Weber'de dini bir anlam sistemi olarak hem toplumun ve hem kültürün temel yapısı olarak görür. Bu nedenle kültürün toplumsal çatışma ve veya toplumsal dışlanma yaratmadaki rolü ise açıklayamaz. Ayrıca toplumsal yaşamda çok önemli olan güç, iktidar veya çıkar ilişkilerini büyük ölçüde ihmal eder. <laughs> kültür, Marksist yaklaşım. Genel olarak Marksist sosyoloji, özel olarak Marks'ta ideoloji olan kültür olgusuna yönelik bir model oluşturabilecek fikirler mevcuttur. Marx, tüm kültürel fikirlerin maddesel üretim sisteminin bir yansıması olduğunu ve böylece hakim sınıfın çıkarlara hizmet ettiğini belirtmiştir. Marx'ın bu düşüncelerinin önemi, kültürü, ekonomik yaşam, egemen sınıf ve güç, iktidar olgusuyla sistematik bir şekilde ilişkilendirmesindendir. Çağdaş eleştirel yaklaşımlarda kültür. Frankfurt Okulu ve Kültür Endüstrisi. Frankfurt Okulu'na göre modern kitle kültürü 20. yüzyılda kapitalizmi ideolojik tahakkümünün kilit aracı olmuştur. Kapitalist sistemin yeniden üretimini sağlayan kültürel yapı kitle kültürü, olumlayıcı kültür ya da kültür endüstrisi olarak adlandırılmıştır. Temsilcileri Horkheimer, Adorno, Marcus ve Benjamin. Kültür endüstrisi kavramını kitle sözcüğünün yanlış çağrışım yapmaması için kullanmışlardır. Yani kitlelerin bir ürünü değil. Kapitalizmin yeniden üretimini sağlayandır. Kavram kültürel yaşamın ticarileşmesiyle bağlantılıdır. Kültür endüstrisindeki tüm ürünler sadece metalaşmamakta, sadece ve sadece metadırlar aynı zamanda. <laughs> Egemen değerler var olanı başka göstermeye çalışan gerçek sanat yapı yapıtlarından kültürü arındırır. İçlerinden Benjamin ise karamsar ve katı eleştirel tutum yerine kapitalizmde yeni popüler sanatın potansiyeli hakkında iyimserlik taşır. Kitlesel yeniden üretimde sanat eserinin halesini yani sanat eserine özgü onu tek ve biricik yapan, onu çevreleyen parıltı yitirdiğini, estetiğini kaybettiğini dile getirir. Ona göre önemli olan sanat ve kültürün toplumcu yönde siyasallaştırılmasıdır. Antonio Gramsci ve kültürel hegemonya. Gramsci kültürel hegemonya kavramı ile geniş halk kesimlerinin egemen sınıflar tarafından kültürel ve ahlaksal olarak yönlendirilmesine işaret eder. Hegemonyanın kazanılması ise esas olarak üst yapı kurumları aracılığıyla yani çoğunluğun rızası kazanılır, gerçekleşir. Yani kültür önemli bir hegemonik mücadele alanıdır. Gramsci, ülkesi İtalya'daki kilisenin sadece din üzerinden ekonomik politik bir güce değil, aynı zamanda ideolojik ve kültürel bir güce sahip olduğu gerçeğinden hareketle, aynı şekilde kapitalist toplumda da egemen sınıfların kendi iktidarını devam etmeleri için kültürel hegemonya yarattıkları görüşüne varmıştır. Hegemonya. Bir rejim. Sosyal sistem ya da siyasal iktidarın baskıdan çok geniş toplum kesimlerinin ona rıza göstermesi sonucu ortaya çıkan hegemenlik biçimi nedeni. Mevcut iktidar biçimi içselleştiğinde ve doğal normal görüldüğünde tam bir hegemonyadan söz edilebilir. Britanya Kültürel Çalışmalar Okulu, Birmingham Okulu, Roland Barthes'in gösterge bilim ve dil içine ideolojinin nasıl yerleştirildiğine ve gerçekliğin nasıl kurgulandığına yönelik eleştirilerinden Althusser'in, Foucault'un, Gramsci'nin çalışmalarından etkiler taşır. Kültürün özelliğine vurgu yapan ve kültüre egemen güç iktidar ilişkileri tarafından biçimlendirildiğini düşünen Britanya Kültürel Çalışmalar Okulu, kültürü sabit, statik ve değişmez bir sistem olarak değil, Tam tersine dinamik ve sürekli yenilenen bir süreç olarak kavramsallaştırmıştır. Ayrıca kültürü birleştirici bir sistem ya da paylaşılan değerler bütün olarak kabul etmemiş, onu bir mücadele ve çatışma alanı olarak tarif etmiştir. Bir yer ve kültürel yeniden üretim. Bourdieu 1930-2002 tarihleri arasında yaşamış bir düşünürdür. Onun tarafından üretilen bu kavrama göre kültür eğitim sistemi yoluyla nesilden nesile aktarılır ancak bu toplumsal eşitsizliklerin de yeniden üretilmesi anlamına gelir. Zenginler kendi çocuklarına kendi zenginlik ölçülerinde kültürler verirler. Yabancı dil öğrenimi, opera, bale gibi ancak alt sınıfların böyle imkanı yoktur. Diğer taraftan bu süreç bireylerin de kendi toplumsal kurumlarını içselleştirmelerini sağırlar. Yeniden üretim siyasal iktidarların ve otoritenin meşrulaştırma aracıdır. Kültürün dinamikleri Kültür, ekonomiyi, politik ve diğer alanları biçimlendirirken onlar da kültürü biçimlendirir. Kültürel gecikme. William Ogburn tarafından ortaya atılan bu kavram, bir toplumsal sistemdeki maddi ve manevi kültürün karşılıklı ilişkisinde değişme sürecinde ortaya çıkan bir uyumsuzluk hali olarak tarif eder. Maddi kültür hızla ilerlerken manevi kültür bir boşluğa girebilir. Örneğin kentleşme sürecinin ve teknolojinin hızla hayata girmesi buna karşın manevi kültürün uyum sağlayamaması Kültürel sermaye ise bireylerin özellikle ailelere aracılığıyla sahip olduğu dinsel yeterlilik, sosyal tarz ve görgü gibi kültürel niteliklerdir. Kavramı ilk kez kullanan Bourdieu'ya göre bireyler ne kadar çok kültürel sermayeye sahipse eğitim ve mes mesleki sistemde o oranda başarılı olacaklardır. Kültürel çeşitlilik ve kültürel etkileşim. Her kültür aynı zamanda bir denetim sistemi, davranış ve yaşam biçimlerinin onayı ya da reddi, değer ve normları koruyucu çıkar çatışmalarında kimi zaman taraflı ancak edilgen değil etkin ve sabit olmayan özelliklere sahiptir. Kültürün değiştirilemezliği kültürel determinizme yol açar. Kültürel determinizm, kültürün değişmez ve çok güçlü, içinde yer alan bireylerin de onun bir nevi esiri olduğu düşüncesidir. Küreselleşmenin ve göç olgusunun giderek ivme kazandığı günümüzde kültürler giderek daha fazla diğerlerine açık hale gelmeye başlamıştır. İnsanlar farklı kültürlerle etkileşime geçmekte ve onlar hakkında yeni şeyler öğrenilebilmektedir. Bizden farklı hayat tarzları, bizim kültürümüzden oldukça değişik başka kültürler vardır. Yaşadığımız ülkeden uzak coğrafyalarda farklı dinlere mensup, başka dilleri konuşan ve çok değişik yaşam biçimleri olan milyarlarca insan yaşıyor. Bu durum insan olmanın farklı yollarının olduğunu, günlük yaşam içinde bizimkinden farklı inanç ve davranış biçimleri ve farklı hayat tarzları olduğunu bize gösterir. Bu gözlem sadece dünyada ya da başka bir coğrafyada değil, bir ülkede ve aynı toplum içinde bile tek bir kültürün değil, farklı kültürlerin olduğunu bize gösterir. Gerçekten de her toplumun içinde bile farklı kültürler, farklı yaşam biçimleri mevcuttur. Kültürlerin çeşitliliği bizi kendi kültürümüz içindeki çeşitlilikten de haberdar eder. Etnosantrizm, kültürel relativizm. Kültürel çeşitlilik her zaman için başka kültürlere saygıyı getirmez. Bireyin kendi kültürel değerlerini merkeze alarak başka kültürleri kendi kültürünün değer sisteminden değerlendirmesi ve yargılaması olan etnosantrizm de görülebilir. Başka kültürlerin başta anormal, kimi zaman da sapkın nitelendirmeleri zaman da etnosantrizm çerçevesinde nefret ve düşmanlığa dönüşebilir. Heterofobi yani farklılık korkusu, düşmanlığı. Xenofobi, yabancı korkusu. İslamofobi, İslam düşmanlığı. Homofobi, eşcinsel düşmanlığı. Ve şovenizm gibi kavramlar etnosantrizmle alakalıdır ve birbirini beslerler. Buna karşılık gelişen anlayış ise her kültür kendi içinde değerli ve anlamlı kabul eden kültürel relativizmdir. Kültürel relativizm, kültürleri kendi içinde değerlendirmek ve yargılamak gerektiği, kültürlerin dışarıdan yargılanamayacağı düşüncesidir. Ancak bu noktadaki kültürel eşitliğin, insan hak ve özgürlükleri, hukuksal boyutların da dikkate alınmasını gerektirir. Kültür ve küreselleşme. Küreselleşmeyi tüm dünyada mümkün kılan dinamikler sermayenin dünya üzerinde sınırlar aşarak hareket etmesi. Yeni iletişim ve enformasyon teknolojilerinin yaygınlığıdır. Medyanın da küreselleşmenin yeni imgelerini taşıdığı ortadadır. Coca-Cola, Nike, Levi's ya da McDonald's gibi küresel markaların bu olağanüstü yayılımı ve başarısı. Genel olarak Batı, özel olarak da Amerikan egemenliğindeki bir kültürün küreselleşmesine mi işaret etmektedir? Bu soruya genel olarak iki düzeyde yanıt verilmektedir. Bir dizi kuramcıya göre kültürel küreselleşme süreci basitçe kültürel emperyalizm şeklinde gerçekleşmektedir. Bu kuramcılar farklı yerel ve ulusal kültürlerin özellikle ABD'nin kültür endüstrisi ürünlerinin kuşatmasıyla yok edildiğini öne sürerler. Diğer taraftan ise bir başka grup kuramcıya göre ise kültürel küreselleşme, heterojenleşme, evrenselleşme kadar yerelleşme, modernleşme kadar gelenekselleşmenin de gündeme geldiği, bunların eş zamanlılığının ve çelişkili beraberliğinin yaşandığı bir süreçtir. Dolayısıyla kültü, küreselleşme sadece kültürel homojenleşme olarak anlaşılmamalıdır. Kendi içinde evrensellikleri, homojenlikleri ve tikellikleri, farklılıkları barındıran, bunları birbiriyle ilişkiye geçirip birbirlerine dönüştüren bir süreçtir. Kültürel emperyalizm. Genel olarak yabancı bir kültürün değer ve alışkanlıklarının yerli bir kültür üzerinde yaymak ve yerleştirmek için ekonomik ve siyasi güç kullanılması anlamında olmakla birlikte kültür emperyalizm tezi uzun zamandır farklı yerel ve ulusal kültürlerin özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin kültür endüstrisi ürünlerinin kuşatmasıyla yok edildiğini öne sürer. Friedman